Lezzetli mi lezzetli, tadı damağınızda kalacak tarifiyle geldim. Bunun için derin bir kap içerisine 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağından birazcık fazla unumuzu ekliyoruz. Unumuzu eklerken lütfen kontrollü şekilde ekleyelim arkadaşlar. Sonrasında da yoğurmaya başlayalım. Ben hamurumu yoğururken sizler de kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olması adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşarak bize yine destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi hangi ülkelerden ya da illerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Hamurumuzu kulak memesi kıvamında yoğurduk. Tepsimize yağlı kağıdı serip hazır ettikten sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım. Elimiz ile hafif baskı uyguladıktan sonra videoda gördüğünüz gibi çöp şiş ile şekil veriyorum. Siz elinizde ne varsa onunla da şekil verebilirsiniz. Çatal olabilir, kaşığın arkası bıçak olabilir, kürdan olabilir arkadaşlar. Kapak olabilir. Ben çöp şiş vardı onunla şekil verdim. Şimdi bu şekilde tepsimizi dolduralım. Videomuzun açıklama kısmına malzemeler ve yapılışı hakkında yine detaylı bilgi veriyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumdan toplamda 32 tane kurabiyem oldu. Şimdi tepsimizi alarak fırına veriyoruz. Önceden ısıttığımız 160 dereceli fırında sadece alt kısmı pembeleşinceye kadar kontrollü şekilde 10 dakika kalması yeterli olacaktır. Kurabiyeler piştikten sonra tepsimizi fırından alıp soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. İster sade ister üzerine pudra şekeri serperek çayın yanında ikram edebilirsiniz. Beş çaylarında, akşam oturmalarında, misafiriniz gelmeden toplamda yapımı, pişmesi 20 dakika gibi kısa sürede hazır olan bir lezzet. Malzeme olarak da çok az malzeme gidiyor arkadaşlar. O yüzden hemen deneyin. Ağızda dağılan, tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Denedikten sonra da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bugünkü videomu da burada sonlandırıyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet, bal şeker olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.